Merhaba arkadaşlar, ilk videomla karşınızdayım. Bugün sizinle yaklaşık bir senedir, tabii hepimizin taktığı şu maskelere uygun makyajımızı yapacağız. Bu günlük bir makyaj ve uygun fiyatlı ürünlerle yapmayı düşünüyorum hepimizin kolayca ulaşabilmesi açısından. Kullandığım ürünler gratis, Watsons, Rossmann'da bulabileceğiniz ürünler. Sizi zorlamak istemiyorum. Özellikle de bu pandemi döneminde zaten çıkamadığımız için, ürünleri de tek tek bulamayacağımız için size bu şekilde yardımcı olmak istedim. Ben her sabah 7.30'da kalkıyorum ve hemen hemen bu makyajı yapıyorum. İşe gittiğim için erken kalkmak durumundayım. Eminim birçoğunuz işe gidiyorsunuz ya da hani okulda, artık tabii okula gidilmiyor, online eğitim var ama kamera karşısında yine kendinize özen göstermek isterseniz diye de bir fikir sunmak istedim kendimce. Umarım hoşunuza gider. Biz kızlar olarak tabii görünümüze önem verdiğimiz için kıyafetin yanı sıra maskemizin rengine de dikkat eder olduk artık. Ben de bir şekilde size yardımcı olmak istiyorum. Şimdi başlayalım. Öncelikle burada Maybelline Color Tattoo farımız var. Bu hepinizin bildiği şu fardan, şunu da göstereyim size. Bu pembe renk olanı var ya, 65 Pink Gold rengi. Şu şekilde göstermek istiyorum. Önce bununla başlıyorum. Normalde ben pek krem farlar sürmem ancak şu an elimde olduğu için bunu kullanmak istedim. Şöyle bir şey de yapıyorum. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Kapatıcımı sürdükten sonra üstünü transparan bir pudra ile sabitliyorum. Bu da yeterli oluyor benim için. İsterseniz başlayalım. Bu çok kolay bir sürümü var. Bunun kalıcılığı da gerçekten çok. Zaten uygun fiyatlı bir ürün dediğim gibi. Parmağımla uygulayacağım ben açıkçası. Fırçaya pek ihtiyaç duymuyorum bu noktada. İzninizle uyguluyorum. Zaten kremsi bir yapısı olduğu için de çok rahat uygulanıyor. Bakın yani sadece tek bir seferde geçsem de rengini belli etti. Umarım kamerada da bu belli olurdur. Şimdi dağıtıyorum. Bugün pembe tonlarda yapmak istedim. Hem saçımın rengine uyumlu olsun diye hem de şu giydiğim kaza uyumlu olsun diye bu şekilde. Ve sade bir makyaj olacağı için eminim günlük makyajda hepimiz, ben de dahil, kahve tonları kullanıyoruz ama bazen bunların dışına çıkmak istiyorum açıkçası. Hatta eski modalarda olduğu gibi bazen renkli farlara kaydığımda oluyor. Mavi far bile sürmüşlüğüm oluyor açıkçası, çok hafif de olsa. Bunu sürdük. Bu yeterli olacaktı benim için. Şimdi yine de böyle gözümün çok fazla boş kalmasını istemediğim için zaten verdim bu kontür paletindeki şu bronzer rengini katlanma bölgeme uygulayacağım. Bu hepimizin yaptığı bir şeydi. Ben bronzer hani illa da buralara süreceğim diye bir kaydı görmüyorum açıkçası. Bronzer ile katlanma bölgelerine çok yakıştırıyorum. Aranızda yapanlar vardır belki. Bu şekilde çok hafif. Sadece renk vereceği kadar sürüyorum. Yine fazlalığını atarak. Geniş bir karıştırma fırçası. Bu biraz büyükçe de bir fırça. Kaşlarımı doldurmuyorum ben. Göreceğiniz üzere dövme kaşlarım olduğu için bu aşamada onu atmıyorum. Benim hep yaptığım, asla vazgeçemediğim şey eyeliner. Yani boş gözüküyor benim gözlerim eyeliner olmadan. Olmayınca da rahat edemiyorum gibime geliyor. Hani belki o hali bana yakışıyordur ama ben kendime yakıştıramıyorum açıkçası. Bunun için ilk başta eyeliner kullanmaya başlayanlar için de bunu tavsiye edebilirim ben. Bu da yine Maybelline'in jel bığı fırçasını da size göstermek istiyorum. Gayet basit sürebileceğiniz, yani eyeliner'ı ilk ben bu şekilde başladım dediğim gibi, bununla öğrendim. Çok ince hatlar çizmenize de yardımcı oluyor bu aynanın sizin gibi. Hemen yapalım isterseniz. Öncelikle ben kuyruğumu çekiyorum. Biraz aynamı yaklaştıracağım bu noktada. Şöyle kuyruk hattını çekiyorum. Ben ince seviyorum günlük makyaj olduğu için. Ama düğün tarzı bir yere gideceğim zaman biraz daha kalınlaştırıp kuyruğunu biraz da uzattığımda oluyor. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde kuyruk yapıyorum. Benim şöyle bir huyum var. Tek gözü bitirip daha sonra diğer gözü bitirmek değil de ikisini de aynı anda yapmayı seviyorum. Yani o şekilde alışmışım açıkçası. Şimdi bunda kuyruğunu çekelim. Eyeliner çekerken şu gözümüzün şu şekilde çekilmesinin yanlış olduğunu herkes söylüyor ama benim bu şekilde bir şansım yok. Göz kapaklarım düşük oldukları için
eyeliner'ı bu şekilde sürersem onlar katlanıyor. Yani dümdüz bir hat elde edemiyorum maalesef. Bu da benim şanssızlığıma. Yani size bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Jel eyeliner'da fırçanın ucunda kaldığı için ben her fırçaya dokunulduktan sonra eyeliner işlemini bitirip diğer göze geçmeden önce ıslak mendil, bildiğimiz ıslak mendille şöyle ucunu temizliyorum ki temiz olduğu için yani nispeten daha rahat sürmemi sağlıyor. Diğer türlü biraz katılaştığı için fırça o kadar hakim olamıyorum. Şimdi eyeliner'ımın devamını çekeceğim. Ben en baştan başlayabildiğim kadar başlıyorum ama gün içinde gözümüzü çok fazla şuralarını kaşıdığımız için ve maske olduğundan dolayı sadece gözleri ön plana çıkaracağımız için oradan başlatmayı da bilirsiniz isterseniz. Bu şekilde gözümün hattını takip ederek ve az az alarak, çok aldığımda hakim olamayabilirim, kaçırabilirim. Sabahları o kadar vaktimiz olmadığı için makyajını da silemeyeceğimiz için tek seferde ve düzgün bir şekilde çekmemiz gerekiyor maalesef. Çünkü hepimiz sabahları 5 dakika daha uyumak için can atıyoruz. Ama madem makyaj içinde kalkmamız değilsin diye düşünüyorum. Çizgimi çektikten sonra içini dolduruyorum. Eyeliner'ı nasıl çektiğime dair bir video isterseniz onunla ilgili kısacık bir video da yayınlayabilirim. İsteğiniz dahilinde tabii. İçini dolduruyorum. Dediğim gibi az alıyorum. Bu konuda hiç acele etmenize gerek yok. Kuyruğumu düzelteceğim. Daha sonra içini doldurup eksiklik yerini görüyorum ve tamamlamaya çalışıyorum şu şekilde. Yani bu yeterli olacaktır bu gözüm için. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Yine ıslak mendile temizleyebildiğim kadar temizliyorum kalmasını. Aynı işlemi diğer gözüme de yapıyorum. Burada amaç aslında olabildiğince çizgiyi hızlı ve tek seferde çekmek. Yavaş yavaş bu şekilde tek tek çekerseniz o hattın yani en azından kendim için konuşayım, düzgün ilerletemiyorum. Tek seferde çektiğimde sonuca daha çabuk ulaştığım için düzgün bir görüntü olduğunu düşünüyorum ben kendimce. Bu şekilde birleştiriyorum. Ve içini boyuyorum. Yine aynamı bir yakınlaştırıp almak istiyorum. Evet, şimdi de boyadım. Tamam, eyeliner işimiz burada bitti. Evet, anlayacağınız üzere benim kirpiklerim yok arkadaşlar. Gerçekten de yok. O kadar kısa ki ve rengi de açık bir renk olduğu için gözükmüyor. Bu yüzden ben aslında şu an yanında değil ama Beaulis'in uygun fiyatlı bir maskarası var. Onu biliyorsunuzdur. Fake it miydi? Yok, o eyelinerin insanı. Şu an adını hatırlayamıyorum, kusura bakmayın. Onu kullanıyorum. Fırçası tam benim kirpiklerime göre. Eğer sizin de benim gibi düz, renksiz ve kısa kirpikleriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ancak yine de ben hangi maske olursa olsun, yani bu Unlimited dahil olsa ki, çünkü ben Unlimited'a kullanmıştım. Bu da gayet güzel bir maskara ama maskara bassız ben asla rimel süremiyorum. Yani olmuyor arkadaşlar. Bunun için de size Rebel de Loop'un Young serisinin Mascara Base XX Large Lashes ürününü önereceğim. Uygun fiyatlı, çok güzel bir ürün. Gerçekten fiyat performans ürünü. Rossmann'larda da bulabilirsiniz bunu. İzninizle şimdi bunu da süreceğim.
Az bir miktar almam yeterli oluyor tek seferde. İçiyorum. Şu şekilde. Bir yandan yaparken de tabii gözlerimi kapatıp yukarı doğru çekiyorum. Rimeli sürercesine. Şu şekilde. Bu kadarı yeterli olacak. Kısa bir süre bekliyorum kuruması için. Direkt ıslak halde uygularsam bunun bana bir faydası olmayacaktır. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Ben Unlimited'ın normal maskarasını da kullandım. Waterproof, yani suya dayanıklı olanı da kullandım. Ancak Biolist'ten aldığım verimi o waterproof olanını almadım. Sebebini bilemiyorum. Waterproof dediğiniz normalde direkt böyle kalıp gözlerde kuruması gerekir ya, onda öyle bir şey yok. Ya ben yine açtığım için belki kıvamı oturmadı. Ama şöyle diyeyim, sabah sürdüğüm maskara, yani 8'e doğru sürdüğüm maskara akşam 3-4 civarı, hani herhangi bir şöyle yapsam bile bir kirpiklerini birbirine yapıştırdı. Ben maskarada böyle şeyleri sevmiyorum, yani çok kötü bir görüntü elde ediyorum gerçekten. O yüzden yine şu an yanımda olmasa da size Biolist'in o, yani kesinlikle tavsiye ediyorum maskarasını. Şu an biz Essence'ın I Love Extreme maskarasını süreceğiz. Bunu da çok rahatlıkla bulabilirsiniz her yerde. Şöyle uzun bir fırçası var. Fırçası kısa yalnız şey, kılları. Bunu da uyguluyorum hemen. Bu arada maskara bazımız da kurudu. Maskara sürerken illaki şu göz kapakları da bulaşıyor. Onunla ilgili de bir yöntemini söyleyeceğim size. Alt kirpiklerime muhakkak sürüyorum ben. Onları asla es geçmiyorum. Göz içine kalem pek fazla süremiyorum. Çünkü göz içinden genelde akıyor maalesef. Yani en dayanıklı kalemler dahi akıyor. Eğer siz o konuda şanslıysanız sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü gözleri ön planda tutuyoruz bu makyajımızda. Diğer gözüme de sürüyorum. Bu arada video çekme fikri yaklaşık 3-4 senedir falan benim aklımda. Ama benim çekeceğim video makyaj videoları değildi açıkçası. Ben bir gamer gördüm. Tabi artık işim gereği oynayamadığım için, yani vaktim buna yetmiyor. İşten geldiğimde de yorgun oluyorum. O şekilde Twitch yayınları olsun, oyun yayınları olsun, bunları yapmak istiyordum ama zamanım, tabi o zamana göre yaşım bunlara el vermiyordu. Bu arada ben şu an 24 yaşındayım. Memurum. Bununla ilgili fırsat buldum diye hemen çekmek istedim. Gönül isterdi ki bu bir maske makyajı olmasın ama maalesef son bir senedir buna hapsoldu. Size az önce dediğim gibi her maskara sürdüğümüzden sonra illa bir göz kapağımıza bulaşıyor. Ki benim gibi düşük göz kapaklar için bu eyeliner için de geçerli. Ne zaman sürsek bu bizim başımıza bela. Hele ki kıvamı şunun gibi. Gerçi tüm maskaralarda ilk başta hep koyu kıvamlı olmuyor. Islak olduğu için bulaşıyor. Kurumasını bekliyoruz öncelikle. Direkt bulaşmayı silersek daha çok dağıtmaya sebep oluruz. Ayrıca ağzındaki far da dağılmış oluyor. Bu yüzden kurumasını bekliyoruz. Ve hepimizin bildiği bu kulak pamukları, çubukları alıyoruz. Şöyle hafifçe üstünden geçiyorum. Fazla da bastırmak istemiyorum bu noktada. Şöyle hareketle.
Zaten bu gözümüze bulaşmamış. Tamam, işte bu kadar. Eğer ki farın silindiğini düşünüyorsanız, biz sabitlemediğimiz için zaten şöyle çok hafif tekrardan üstünden dokundurarak geçebilirsiniz. Ama bu kadar. Yani işin sırrı bu. Şimdi bu makyajın amacı hiç ruj ve fondöten sürmemek. Çünkü hepimizin de muzdarip olduğu konu maskeyi taktığımızda ne sürerse sürerin bulaşması. Bu şekilde taktığımızda ortaya çıkan sadece gözlerimiz oluyor. O yüzden ben hani yine de ara sıra çıkardığımız için bir nefes alabilmek adına, tabii ortam müsaitse, bir allık sürmek isterim. Normalde allığı bile sürmememiz gerekiyor. O da bulaşabilir ama bu likit pastelin Show Your Joy likit allığını süreceğim şimdi izninizle. Şöyle elmacık kemiklere dokundurup elimle dağıtıyorum ben bunları. Çok da rahat. Tampon hareketlerle. Bu arada bunu ilk defa kullanıyorum. Pigmenti oldukça güzelmiş. Kalıcılığını da artık gün içinde test ettiğim zaman size daha sonra bununla ilgili yorum yapmak isterim. Sadece şöyle elmacık kemiklerime yaptım. Bu arada fark ettiyseniz benim zaten yanaklarımda kılcal damarlarım olduğu için o yüzden ben allığa ihtiyaç duymuyorum. Ama yüzünüz benimki gibi değilse tabii ki sürün. Çünkü allığın ayrı bir güzellik kattığının hepimiz farkındayız. Başkası için değil, biz kendimiz için seslendiğimizden dolayı aynada baktığımızda kendimizi nasıl güzel görmek istiyorsak o şekilde makyaj yapabiliriz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben makyaj artisti ya da bununla ilgili profesyonel falan değilim. Sadece evde kendime neyi yakıştırıyorsam onları sürüyorum. Hepsi bu. Yani az çok sürmeniz aslında bu aşamada fark etmiyor. Yine dediğim gibi kimse görmeyeceği için isterseniz abartabilirsiniz. Normalde insanların "aa ne kadar çok allık sürmüşsün" deme laflarına da maruz kalmadığımızdan dolayı yüz konusunda serbestiz. İsterseniz çok hafif bir kontür de yapalım. Yine ben şu an yanıma fırçamı almamışım, o yüzden kolaylık olsun diye ağ fırçamızı alıyoruz. Aslında burada hem size ne kadar az ürünle ne kadar çok fazla makyaj yapılacağını da göstermiş oluyorum bir yandan. Balık dudağı yapıp bu şekilde. Bu arada ben buraya kadar getiriyorum. Bazen bronzer şeklinde sürecekseniz de şuralara falan da getirebilirsiniz. Ama zaten saçımızı açtığımız zaman, yani şu an benim saçım örülü, alnım geniş. Bu şekilde çıkacak olsam dışarı buralara sürerim ama genelde dağınık kullandığımdan dolayı çoğu kapatmış olduğumda şu alnımın buralarına sürmüyorum. Hafif bir ürün. Bu yine göstermeyi unuttum. Betamad'ın kontür paleti. Yine gözümün katlanma kısmında uyguladığım paletin aynısı. Biraz tozutuyor. Ama rengi iyi. Yani pigmentini iyi veriyor. Dağılımı kolay. Bu aşamada bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ben daha da homojen bir hale getirmek için düz bir allık, şöyle pof pof bir fırçayla sadece dağıtacağım. Hiçbir şekilde bir yere sürmüyorum. Hatta isterseniz şu şekilde allıkla bile karıştırabilirsiniz bunları. Madem bu kadar şey yaptık, elimde şu an Gabrini Cosmetics'in highlighter'ı var. Bu yine kozmetik dükkanlarında bulabileceğiniz bir highlighter. Şu şekilde yine bu fırçayla da çok homojen bir görüntü sağlayabiliyorum. Çok az geldiğinden dolayı birden parlamıyor yani. Aşırı bir aydınlık görüntü yapmamı engelliyor. Olur da hani elimden kaçarsa diye. Bu şekilde sadece buralarıma sürüyorum. Aslında rengini verdiğini görebilirsiniz. Bir de ben ayrıca şöyle bir şey yapıyorum. Kaş altının boş kalmaması açısından parmağımla çok az alıp
kaş altımı şöyle bir renklendiriyorum. Bu arada pembeyle de gold'u çok yakıştırıyorum. Şunu da size yakından göstermek isterim. Çok geldiğini düşündüğünüzü temiz parmaklarınızla şu şekilde dağıtabilirsiniz. Size gözümü bir yakından göstermek istiyorum. Pembe ve gold uyumunu zaten çoğu kız benim gibi seviyordur. Buna eminim yani. Evet bakıyorum tamamdır. Bizim makyajımız bu kadar. Dediğim gibi dudağa hiçbir şey sürmüyoruz. Çünkü zaten bu gözükmeyecek. Hani en kalıcı rujlarda dahi ya denedim yani yalan yok. Bulaşıyor bir şekilde. Tamam tamamen çıkmıyor ama açtınız da illaki o bulaştığını görüyorsunuz. Ki normalde maske kullanmasak bile. Yemek yerken dahi çıkan ruj maske kullandığımızda ne kadar durur siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi maskeyi takarak göstermek istiyorum ben size makyajımı izninizle. Şu şekilde. Bakın gözlerimizin rengi de ortaya çıkmış oluyor böylelikle. Sadece göze hitap ettiği için. Yani bir de renkli derken ela gözler için olan makyaj pembe tonlarını ben çok yakıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Belki yüzümdeki highlighter da belli olurdu bu şekilde. Kapatıyorum. Asıl görünümümüz bu. Şu şekilde. Evet arkadaşlar benim ilk videom buydu. Umarım size bir yol göstermişimdir bununla ilgili. Yani açıkçası ben maskeli makyajı YouTube'da ya da herhangi bir platformda görmedim. Yani en azından ben görmedim. Belki sizin karşınıza çıkmıştır ama uygun fiyatlı ürünlerle size yol verebildiysem çok mutlu. Abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ayrıca orada küçük zil işaretine basarsanız beni de ekstradan mutlu edersiniz. Size sağlıklı günler dilerim ve lütfen maskemize takalım. Hoşçakalın.